Merhaba, Ünal Yapım olarak yeni bir bilgiyle karşınızdayım. Ses değiştirme. Eminim birçoğunuz bunu denemişsinizdir ancak başarısız olmuşsunuzdur. Benim de birçok araştırmamdan sonra en iyi program Adobe'nin Audition uygulaması olduğunu fark ettim. Hemen uygulamayı internet üzerinden rahatlıkla indirebilirsiniz. Adobe Audition CC versiyonu kullanıyorum ama genel olarak hepsindeki mantık aynı. Şöyle bir tane deneme sesim var. Bunu Files bölümüne sürüklüyorum. Burada sürükledikten sonra sesimi iki tıkladıktan sonra sağ tarafta bir ses dizilimi oluşacaktır. Bu ses dizilimi standart, sizin de her zaman için kullanabileceğiniz gibi. Ben rahat duymanız açısından desibeli yükselteceğim. Yani sesin seviyesini arttıracağım. Ama sizin bunu yapmanıza gerek yok. Bunu belirteyim önceden. Desibeli ben şöyle iyicene yükselteyim. 15'ini de üzerine çıkarayım. Normal sesimi bir dinleyin. Merhaba, Ünal Yapım olarak yeni bir haber ile karşınızdayım. Ses bu Merhaba, şekilde Ünal Yapım olarak... gelecektir. Ses bu şekilde geliyor yani problemsiz olarak. Efekt bölümünden Time and Peak yani Adobe Audition programı gerçekten sesle uğraşanlar yani müzik yapanlar veya sesini kalınlaştırıp yükseltmek isteyenler için birebir bir program diyebilirim. Daha birçok seçeneği var. Eğer isterseniz her bir özelliğini de tek tek de anlatabilirim. Bunu yorumlarda belirtmeniz yeterli. Time and Pitch bölümünden Peak Shifter sekmesine tıkladıktan sonra burada bir bölüm açılıyor. Semitones bölümünde oynama yapmanız yeterli. Bu bölümü eğer profesyonel orijinal olarak ses küçültme yapmak isterseniz sağ tarafa. Yani çocuksu seslere doğru gitmek isterseniz sağ, kalınlaştırmak için de sola doğru olgun seslere doğru gitmeniz yeterli. Profesyonel aralık hangisi derseniz eksi 4 ile 4 arası profesyonel bir aralıktır. Onun dışındakiler daha böyle yapaylığa yani orijinal gibi durmuyor açıkçası. Örneğin şöyle bir 2'yi alayım. Sesimi birazcık çocuksu çevireceğim. Play'e Yeni bir haber bastım. ile karşınızdayım. VR teknolojisinin hızla geliştiğinin Sesi duyabilirsiniz. Daha çocuksu oldu. Mesela eksi 2'yi alayım birazcık daha üstüne şöyle çıkarayım. farkındayız. Ancak neden olduğu bilinmiyor. Daha kalın hale geldi. Şöyle. PlayStation ve Oculus firmalarının ürettiği. Evet, daha kalın bir, olgun bir ses elde ettim. Tabii bundaki oranları ne kadar sıfıra yakın, yani ortalamaya yakın yaparsanız o zaman gerçekçiliği bozulmayacaktır. Denemek sesini duymak için şuradaki bölüm açık olmasına dikkat edin. Toggles bölümünde yani. Buranın açık değilse siz kendi normal İki farklı. sesinizi duyarsınız. Burada ne değişiklik yaparsanız yapın. Bu bir nevi ön izleme tuşu gibi bir şeydir. Yeşilde olduğuna dikkat etmenizi öneriyorum. Apply dedikten sonra sesinizdeki değişikliği bu bölüme uygulayacaktır. Ardından bu dosyayı kaydetmek için File'den Export File'a geldikten sonra nereye kaydedeceğinizi Location bölümünden seçmeniz yeterlidir. Benim örneğim masa üstüne kaydedilecek diye belirtiyor. WMA yani WMA şeklinde bir ses dosyası olarak kaydediyor. Zaten bu standart bir ses dosyası en kaliteli olan her yerde kullanabilirsiniz. Uygulamamı kapatıyorum ve gördüğünüz gibi burada ses dosyam gelmiş oldu. Bu şekilde seslerinizi hem kalınlaştırabilirsiniz hem de inceltebilirsiniz. Özellikle de profesyonel bir biçimde. Umarım bu videom sizlere yararlı olmuştur. Sağ alttan kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. Başka bilgiler ve haberlerle karşınızda olacağım.